Şimdi İletişim Başkanlığı'nın paylaştığı son durum haritası var. Hemen onu aktarayım. Ardından Tugay Saday'a döneceğiz. Bölgede bulunduğu alandaki son notları da Tugay'dan dinleyeceğiz. Arkadaşlarımız İletişim Başkanlığı'nın paylaştığı bilgilere, verilere sosyal medya hesabından yapmış olduğu değerlendirmeyi ekrana getirsin. Bizler de aktaralım. Devletimiz ormanlarımız için seferber başlığıyla 163 orman yangınının 152'si kontrol altında, 11'i hala da devam ediyor. Devam eden noktaları kırmızı olarak gösterilmiş haritada. Kontrol altına alınan alanlarda yeşil olarak gösteriliyor. Tabii hem Akdeniz'de hem de Ege kıyılarında hala da devam eden yangınlar var. Zaman zaman bizler de yayınlarımızda o noktalardan görüntüleri, ekranları getiriyoruz. Şimdi Tugay Saday'a gidelim. Tugay, sen neredesin? Gün boyu nereyi takip ettin? Şimdi bulunduğun alandaki son bilgiler nelerdir? Senden dinleyelim. Bodrum'dasın, Muğla'dasın. Tam olarak. Göksu, biz bugün öncelikle sabah saatlerinde Dalaman Havalimanı'ndaydık. Orada bir koordinasyon merkezi vardı. İspanya'dan gelen uçaklar da oradaydı. Yine aynı zamanda İran'dan gelen yaklaşık 40 tonluk su alan bir yangın söndürme uçağı oradaydı. Yine çok sayıda helikopter Dalaman Havalimanı'ndaydı ve sabahın ilk saatleriyle birlikte oradan havalanan bu itfaiye uçakları, itfaiye helikopterleri hem Antalya'da hem de Muğla'nın birçok noktasındaki yangınlara müdahale etti. Bizim İran uçağıyla birlikte hemen Milas'taki yangınları havadan görüntüleme şansımız oldu. Maalesef ki Muğla ve Antalya'daki durum hiç de iç açıcı olmadığını söyleyebiliriz. Ormanlık alanlarda çok sayıda noktada, farklı noktalarda bugün yangınlar gün boyu devam etti. Yerleşim yerlerine doğru sirayet eden yangınlar da oldu. Özellikle Marmaris'in Hisarönü mahallesinde, Orhaniye mahallesinde, yine aynı zamanda Milas'ın Türkevleri mahallesinde, yine çökertmenin sırtlarında da bugün alevleri görmek mümkün oldu. Yine yüzlerce, belki de binlerce hektar yeşil örtü, ormanlarımız, yeşillerimiz, ağaçlarımız, zeytin bahçelerimiz maalesef ki bu alevlere teslim olmuş durumda. Bu teslimiyetin ana gerekçelerinden biri de biz bugün bölgede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri de konuştuk. Önlenemez ve bir türlü dizginlenemeyen rüzgar oldu. Çünkü özellikle akşam saatlerinde rüzgar maalesef ki etkisini biraz daha artırdı. Zaman zaman yürekler adeta ağızlara geldi. Çünkü yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Ancak hem köylüler hem ev sahipleri, aynı zamanda itfaiye ekipleri özellikle yerleşim alanlarını korumak için günlerdir bir önleme faaliyeti yürütüyorlardı. Özellikle bunu üzülerek belirtiyoruz. Hisarönü mahallesini Orhaniye'ye bağlayan o otoyolda bugün itfaiye ekipleri maalesef ki ağaçları kesmek zorunda kaldı. Oradaki ağaçların tutuşup iki tarafı, otoyolun iki yakasında bulunan ağaçların tutuşup yolu tamamen trafiğe kapatmasını engellemek için maalesef o noktadaki ağaçlar kesildi. Yine birçok noktada yerleşim alanlarına yakın noktalarda evlerin yanındaki, özellikle içimiz yana yana takip ettiğimiz zeytin ağaçları kesilmek zorunda. Tugay Saday'ın bulunduğu yerde zaman zaman görüntü ve aksamalar olabiliyor. Teknik anlamda Tugay'a tekrar dönelim hazır. Buyur Tugay, senle devam edelim. Şunu ifade etmeliyim ki tekrar baştan alalım isterseniz. İtfaiye ekipleri gerçekten bugün canseverane mücadelelerine devam etti. O mücadele alanlarından birisi Milas'tı. Milas'ın çökertme, Türkevleri sırtlarında, ormanlık alanlarında bugün rüzgarın da etkisiyle alevler adeta önlenemez şekilde büyüdü. Zaten o noktadaki yerleşim alanları tahliye edilmişti. Ancak köylüler zaman zaman evlerin önüne gelip yine oradaki itfaiye ekiplerine yardımcı oluyorlardı. Özellikle karadan yapılan müdahalelerde itfaiye ekiplerinin iki kırmızı çizgisi vardı. İki yerde hat oluşturmuştu. Bunlardan biri karayollarının kenarındaki ormanlık alanlar. O noktalarda ağaç sökme çalışmaları yapıldı maalesef ki. Çünkü yolun iki yakası da ormanlık alandı ve oralardaki ağaçlar kaldığı sürece rüzgarın da etkisiyle bir şekilde o noktaya maalesef ki yangın sirayet edecekti ve bu şekilde karayolları kullanılamaz hale gelecekti ve yangınlara müdahalede de sorunlar, sıkıntılar yaşanacaktı. Bu şekilde bir önleme çalışmaları yapıldı. Bunun dışında yine yerleşim yerlerinde köylülerle birlikte itfaiye ekipleri, gönüllüler evlerin hemen yakınındaki ağaçları yine kesmek zorunda kaldılar. Çünkü özellikle bizim de en çok üzüldüğümüz, içimizi acıtan nokta oradaki yaşayan insanların yüzlerce yıllık miras kalan zeytin ağaçlarıydı. Maalesef ki evlerin önündeki o zeytin ağaçlarını da kesmek zorunda kaldılar. Çünkü o ağaçlar tutuştuğu zaman artık yerleşim alanları tamamen bir hasar görecekti. Alevlerin içerisinde kalacaktı. Bunu engellemek için ağaç sökme çalışmaları yapıldı. O ağaç sökme çalışmalarının bir örneği de bugün yine Marmaris'te yaşandı. Hisarönü sırtlarında yine bugün rüzgarın da etkisiyle yangın maalesef önlenemez hale geldi. Elbette günün ağarmasıyla birlikte itfaiye uçakları, yine itfaiye helikopterleri o noktalara su sıkarak yangını bir şekilde yumuşatmaya çalıştılar. Ancak rüzgar bugün maalesef ki o kadar şiddetliydi ki yine bu önlenemez bir durumda. Hala da o noktalarda yangın maalesef ki devam ettiğini söyleyebiliriz. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki itfaiye ekipleri gerçekten canhıraş bir şekilde çalışıyor. Bugün yine hava sıcaklığı hem Milas'ta hem Marmaris'te 50 dereceyi gördü. İnsanlar hiçbir şey yapmayıp sabit bekledikleri takdirde bile zaten çok zor anlar yaşıyordu. Nefes almakta bile güçlük yaşıyorlardı. Ancak hem oradaki gönüllüler hem itfaiye ekipleri yangını biraz daha durdurmak için, bir ağaç daha kurtarmak için, bir orman canlısı daha kurtarmak için çalışmalarını canhıraş şekilde devam ettirdiklerini söyleyelim. Evet, Tugay Saday bize bölgeden zaman zaman notlarını aktarıyor. Konuklarımızdan Tugay'a soru yöneltmek isteyen var mı? Tugay'a tekrar döneceğiz ilerleyen dakikalarda. Melik Yiğitel, soru yöneltmek ister misiniz? Evet, ya benim sevgili Tugay'a bir sorum olacak tabii. Özellikle bir yandan da biliyorsunuz soruşturma devam ediyor. Neden yandığına dair. Herhangi bir ipucu ya da buna dair konuşulan bir şey var mı sevgili Tugay? Geçtiğimiz son bir saat içerisinde Manavgat'tan bir tutuklama haberi geldi. Hemen onu da aktaralım. 16 yaşındaki bir kişi, yangın çıkardığı güvenlik kameralarında tespit edilen bir kişi Manavgat'ta gözaltına alınmıştı. Bugün o kişinin 16 yaşındaki bir çocuğun tutuklandığını öğrendik. Elbette ki Muğla'da ve Antalya'da polis ekipleri zaten yangının ilk başladığı andan itibaren soruşturmalar başlatılmıştı. Bu soruşturmalar kapsamında ekipler zaten teknik ve fiziki çalışmalarını yürütüyorlardı. Daha önceden de belirtmiştik, yangının çıkış noktalarındaki güvenlik kameraları, HTS kayıtları incelemeye alınmıştı. Yine yangının çıkış noktasındaki görgü tanıklarının ilk elden ifadeleri alınmıştı. Soruşturmanın sürdüğünü ve büyük bir gizlilikle sürdüğünü, resmi bir açıklamanın olmadığını söyleyelim. Ancak ekiplerin bu noktada çalışmalarını sürdürdüğünü bildiğimizi de söyleyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Tugay Saday'a bölgeden son bilgileri aktardı.